Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, yapımı da oldukça kolay olan kadayıflı paşa sarmasının tarifini vereceğim. Aslında bu tarifi isterseniz kadayıf yerine robottan kakaolu bisküviyi geçirirsiniz ve altına dökersiniz. Ya da hindistan cevizi. Ama ben size gerçekten kadayıflı yapmanızı tavsiye ederim. Kıtır kıtır bir lezzet veriyor yerken. Bence en güzeli kadayıflı olanı. Yapımı da dediğim gibi çok kolay. Hemen muhallebisini pişirip tepsiye döküyorsunuz. Bir gece buzdolabında kalması şart. Daha iyi sarabilmeniz için. İkinci günü de servis etmeden önce hemen sararsınız. Servis tabağına alırsınız. Misafirleriniz bence bu tarife bayılacaklar. Zaten birçok kişi biliyordur aslında. Hemen malzemelerini sayıyorum ve fazla konuşmadan tarife geçiyorum. Kadayıflı paşa sarmasının muhallebisi için gerekecek malzemeleri sayıyorum ilk önce. 1 litre süt, yarım paket 125 gram tereyağı, isteyenler margarin de kullanabilir. Yarım çay bardağı mısır nişastası ya da buğday, ben mısır kullanıyorum her zaman. 1 paket vanilya, 1 su bardağı un, 2 çay bardağı da şeker. Kadayıfım da Türk Bakkalı'nda bu markayı aldım. Güzel oluyor, tavsiye ederim. İçerisinde yarım kilo var ama biz 300 gram kullanacağız bu tarifimiz için. Geri kalanını da buzluğa atarsınız. Başka bir zaman kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı şeker ve 1 yemek kaşığı da tereyağı. Kadayıfımızı paketinden çıkartalım. Kadayıfımı tarttım ve 300 gram. Kadayıfımızı bıçakla doğrayalım. Çok küçük doğramanıza gerek yok. Şöyle bir parmak kalınlığında olması yeterlidir. Kadayıfları doğradıktan sonra elimizle açalım, birbirinden ayıralım. Ocağımıza geniş bir tava alalım. Bir yemek kaşığı olan tereyağımızı tavaya koyuyoruz. Doğradığımız kadayıfları da tavaya alalım. Ve kızarana kadar kadayıflarımızı pişirmemiz gerekiyor. Ocağın başından ayrılmayalım lütfen. Çünkü çok çabuk kadayıflarımız kızarıyorlar, renk alıyorlar. Yanmasını istemiyorum. Kesinlikle yakmıyoruz. Açılmamışları da tekrardan elimizle mutlaka birbirinden ayıralım. Kadayıfları karıştırırken hızlı olalım. Çünkü çok çabuk kızarıyorlar. Hemen yanabilirler. Ocağımın altını da orta dereceye getirdim. Biraz daha kadayıflarımın rengi döndüğü zaman en son şekerimi koyup ocaktan alacağım. Kadayıflarımız kavrulduğu zaman içerisine bir bardak olan şekerimizi katalım. Ve yaklaşık 2-3 dakika kadar daha ocakta tuttuk. Çekelim. Karıştırmayı kesinlikle bırakmıyoruz. Buzdolabına girecek büyük fırın tepsisine kavurduğumuz kadayıfları hemen boşaltalım. Kaşıkla tepsinin her yerine kadayıflarımızı yaymamız gerekiyor. Kadayıflar pişer pişmez tencereden boşaltın. Çünkü durdukça daha kavrulurlar tencerenin sıcaklığıyla. Evet, tamamdır. Sıra geldi muhallebimizi hazırlamaya. Muhallebiyi yapacağımız tencerenin içerisine nişastayı, şekeri, unu ve sütümüzü katalım. Tereyağı, vanilyayı en son ilave ediyoruz. Ocağın altını daha açmayın. İlk önce malzemeleri katalım. Daha sonra ocağın altını açıp karıştırarak muhallebiyi pişiriyoruz. Kesinlikle karıştırmayı bırakmıyorsunuz, yoksa topak topak olur. Karıştırmaya başladım. Ocağımın altını da açtım. Ve pişene kadar bu şekilde karıştırarak ocakta bekleyeceğim. Muhallebimiz katılaşmaya başladığı zaman ocağımızın altını orta dereceye getirin. Bir 5 dakika kadar daha muhallebiyi pişirmemiz gerekiyor ocakta. Bunun çiğ tadı gitsin, kokusu gitsin diye. Muhallebim gayet güzel kıvam aldı. İçerisine tereyağını ilave ediyorum. Vanilyayı katıyorum. 1 dakika kadar daha karıştıralım. Ve muhallebiyi ocaktan çekelim.
Muhallebiyi ocaktan alalım. Hemen mikserle 5 dakika iyice çırpıyoruz. Bu en önemlisi. Muhallebimizin güzel kıvam alması için mikserle mutlaka 5 dakika çırpın. Muhallebim hazır. Hemen kadayıflarımızın üzerine dökmemiz gerekiyor. Kesinlikle soğutmuyorsunuz. Spatulayla düzgün bir şekilde muhallebiyi kadayıfın üzerine yayalım. Her tarafı eşit olsun. Tatlımın ilk aşaması hazır. Oda ısısına gelince hemen buzdolabına kaldıracağım ve bir gece bekleteceğim. Tatlıyı bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra artık sarabiliriz. Ortadan iki tatlıyı bıçakla keselim. Tatlıyı 4 parmak kalınlığında tekrardan dilimlere kesiyoruz. Kestiğimiz tatlıları her birine dikkatlice spatula yardımıyla sarabiliriz. Sardığımız tatlıyı servis tabağına alalım. Ben biraz ceviz de koymak istiyorum. Ama bu tercihe bağlı. Sizler cevizi koymayabilirsiniz. İri parçalar halinde saracağımız tatlının ucuna cevizi koyalım. Sarması hiç zor değil. Dikkatli bir şekilde bir elinizle tutup çevirin ve spatulayla da yardım olun. Sarma işlemim bitti. Artan kadayıflardan biraz tatlının üzerine serpiştirelim. Geri kalanını da ben buzluğa atacağım. Başka bir zaman yaptığım zaman hazırda kavrulmuş kadayıfım olacak. Kadayıflı paşa sarmam hazır. Tam 10 tane dilim çıktı. Tabii sizler isterseniz biraz daha küçük kesersiniz. O zaman da daha fazla dilimler elde edebilirsiniz. Eğer ki sararken zorlanırsanız ya da çatlaklar olursa buraları kadayıfla kapatın, hiçbir şey olmaz. Bu tarif birebir uygulayınca gerçekten çok lezzetli oluyor ve tam tutuyor. İnşallah beğenmişsinizdir, evlerinizde uygularsınız. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.